Çanakkale'ye Anzaklar geliyor. Atalarını ziyarete. Bu Gaziantep'te de ciddi çatışmalar oluyor. Neden? Gerçi siz sorunun cevabını verdiniz. Neden Fransızlar artık günümüzde bizim de dedelerimiz, atalarımız tamam işgalci de olsa niye gelmiyorlar Gaziantep'e? Yani madem bu kadar düşman askeri burada öldürüldü, niye onların hiç mezarı yok diyorlar? Ya bunu ben de merak ediyorum. Buradaki mezarları topladılar, götürdüler. Götürdüler değil mi? Tabii tabii, bunlar hepsi belgeli. Şu anda İskenderun'da, o tarihte Hatay bölgesi Fransız mandası, Fransızların kontrolünde olduğu için şu anda İskenderun'da çok sayıda Fransız asker ve subayın bulunduğu mezarlıklara rastlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok karşıma burada çıkıyordu. Çok başka bir şeyden bahsedeceğim. Burada çok sayıda Fransız belgesi var. Bu belgelerin arasında silah denemeleri var. 155'lik toplarla yapılan saldırılar var. Bu belgelerin arasında çocuk savaş esirlerinin asker savaş esirleriyle takası var. Bu belgelerin arasında yaralı askerleri önce sorgulayıp sonrasından bacaklarının kesilmesi, ampute edilmesi olaylar gibi olaylar var. Çok fazla şey var ama hepsinden önemlisi Antep açlığa yenik düşüp de Fransızların eline geçtikten sonra Fransız komutanı Albay ancak bir bildiri yayınlar. Antep'in yerlisi tutukların üzerlerine birer numara yazan bez parçası verir. Bu numara yazılı bez parçası olmadan sokağa çıkmaları yasaklanır. Bu insanlık suçu Hitler'in, Nazilerin, Musevilere yaptıkları bu eylemden 20 sene önce Antep'te yaşanmıştır. İşte onun anısına burada bir şey var, bir enstalasyonumuz var. Buradan oraya doğru gittiğimiz zaman sistem bizi algılayacak. O kollarda, o numaralarla Antepli kahramanları sembolize ediyoruz. Buraya geldikçe kalp atışlarımız yükseliyor. Sonra buraya gelip bu elleri tuttuktan sonra hatıra fotoğrafı çektiriyoruz ama yukarıda duyduğunuz kanat sesleri bu müzenin bir savaş müzesi değil, bir barış müzesi olduğunu, biz dünyaya buradan yurtta barış, dünyada barış mesajını verdiğimizde bir çağrı olarak veriyoruz. Vallahi çok iyi niyetli davranıyorsunuz. Ben tabii ki savaş değil, barıştan yanayım. Ben her zaman söylerim, benim için tek savaş benim soyadımdaki savaş olsun diye. Ama şu zulmü yaşadıktan sonra da barış mesajı vermek gerçekten bana garip geliyor. Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'i çok seviyor ama çok karşılıklı bir sevgi. İşte o zaman aşk oluyor. Bu aslında Gaziantep'lerle Mustafa Kemal arasında bir aşk var. Çünkü karşılıklı. Evet. Bayram ediyorlar değil mi? Fahri Hemşirelik beratı veriyorlar. Burada bir sancak var. Bu sancağın hikayesi çok önemli. Burada olması çok değerli. Müthiş ya. Özellikle İstiklal madalyaları ile ilgili bilgiler var ki yani hepsi burada, tekrar altını çiziyorum. Bu müzenin en büyük özelliği her şeyin belgeli olması. Bazen gidiyoruz işte efsane diyoruz, bazen hikayeleştirildi diyoruz ama altını tekrar tekrar çiziyorum. Panoramada ne varsa anlatılan, söylenen, gösterilen hepsi belgelerle gerçek olduğu ispatlanmış bir şekilde. Ya bir de öyle bir duruş var ki Fransızlar burayı işgal ediyor. Şirin gözükmek için, sevimli gözükmek için önce öğretmenlere veriyor. Çocukları alın diyor okulda diyor. Bu şekerleri dağıtın. Çocuklar diyor ki yemeyiz diyor ya. Yokluğun içinde. Aç çocuklar yemeyiz diyor. Fransızlar diyor ki madem öğretmenlere verdik, biz kendimiz gidelim dağıtalım diyor. O çocuklar askerlerin onlara verdiği şeker torbalarını onların gözünün önünde ayaklarıyla eziyor. Ve bugün Gaziantep'in özel günlerinde hala devam ediyor mu bilmiyorum ama geçmişte bu olay tiyatro olarak sergileniyor. Yani bir şeyi yapmak için, başarmak için her kesimin inanması gerekiyor. Yani ben bunu ülkemiz için de rahatlıkla söylüyorum. Hani eğer konu ülkenin bütünlüğü ise, ülkenin ortak menfaati ise gerçekten hiçbir şey düşünmemek gerekiyor. Yani burada hani 7'den 70'e deniyor ya. Bazı konularda gerçekten çok gereksiz, çok boş yere zaman harcıyoruz, üzülüyorum. Topyekün bir vatan savunması, orada o nasıl topyekün, hemen bulunduğunuz yerde 12 Şubat'ta Maraş kurtuluyor Fransız işgalinden. Ama o olaydan 22 gün önce 20 Ocak 1920'de Karabıyıklı'da Karayılan çeteleriyle birlikte Pazarcık'ta bulunan kılıç halinde yönlendirmesi ve örgütlemesiyle Maraş'a giden Fransız konvoyuna öylesine ağır bir darbe vuruyor ki o birlik tamamen, Fransız birliği yok oluyor
Maraş'a ulaşamıyor. O Maraş'a ulaşamayınca Maraş kurtuluyor. Maraş kurtulduğu için Maraşlar Antep'e desteğe gelebiliyor. Yani oradaki o zincirleri, mücadele o birbiriyle o kadar ilintili, o kadar birlikte mücadeleler verilmiş ki. Tamam, şurada bir şey var. Maraşlı Hüseyin var. O Maraşlı Hüseyin'den bahsetmeden Maraşlı Hüseyin'i sevgilisi Emos'u ile ilgili aşk hikayesini anlatmadan bu müzenin anlaşılması çok mümkün değil. Antep savunmasına Yemen'den köyüne gelen Hüseyin köyünden Antep'e gelir. O sırada Maraş kurtulmuştur. Maraş'ta bir problem yok ama Antep'te mücadele var. Antep'e savaşmaya gelir. Antep'te sevgilisi senin ne işin var otur demiş mi? Muhtemelen, çünkü annesi şöyle söylüyor Hüseyin'e. Oğlum diyor, git diyor Antep'te diyor. İşgal var diyor. Vatanı kurtar diyor. Vatan için diyor. Git şehit ol diyor. Eğer diyor düşman kovulmadan geri tekrar köyüne gelirsen diyor. Sevgilisi Emine. Emu gözünde kalır inşallah diyor. Emu'nun ölüsünü görürsün inşallah diyor. İşte o Hüseyin vuruluyor burada. Oradan geçen Aslan Bey merkez komutanı ona sesleniyor. Koynundan bir mektup çıkarıyor. Bir tutam saç çıkarıyor. Bunu diyor, sacı benimle gömün, bu mektubu da Emu'ma verin diyor. Ama o günkü koşullarda Aslan Bey bunu gerçekleştiremiyor. Ama ileride, daha sonraki tarihte 1928'de bunu müzeler müdürlüğüne götürüp teslim ediyor. Sonra oradan Ankara İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne geçiyor. Ankara İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden çalışmalar sonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara Üniversitesi Rektörümüz Timuçin Faik Ertan İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürümüzle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonunda Emo'nun saçı, sevgilisi Hüseyin'in mektubu, kanı Antep'e gelip Antep'te vatan toprağına karışan bütün çevrelilerden gelen kahramanların anısına burada sergileniyor. Efendim, gördüğüm en etkileyici müzeydi. Net söylüyorum. Eğer yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Önce müzeyi geziyorsunuz. Gezerken tarihsel süreçler, belgeleriyle beraber yaşananlar hepsi size en net şekilde anlatılıyor. Ardından ya asansöre biniyorsunuz ya da merdivenle yukarı çıktığınız zaman aşağıda size anlatılan belgeli, altını çiziyorum belgeli, ne varsa bir panorama sahnesinde bu kez canlandırmalı bir şekilde gösteriliyor. Doğru anlamış mıyım? Çok doğru anlamışsınız. Atatürk'ümüzle geldik. Atatürk'ümüz de bizi at üstündeki tablosuyla uğurluyor. Hocam her şey için ev sahibi. Bu tabloda bir şey var, onu söyleyerek tamamlayalım. Bu tablonun bir benzeri aynı ressam tarafından Anıtkabir'de bulunuyor ama bizim burada üç tane kartal uçuyor orada. Dağların üstünde uçuyor ama biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz daha yukarıda bir yere koyduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki sizi tanıdım. Ben de sizi. İnşallah ayağınız da uğurlu gelir. Akşam da maçı beraber seyredeceğiz. Gerçi İnşallah. Program yayınlandığında maç bitmiş olacak. İnşallah. Sağ olun hocam. Sağ olun.